mi? Çekim. Pamuk Kadir Ekran'a herkese merhabalar. Bugün yine sizler için adrenalin dolu, ekşi dolu bir ortamdan çekim yapıyoruz, paylaşıyoruz. Doğru mu Hüseyin abi? Doğrudur. Neredeyiz? Dostgev'in düzenimiz oldu. Üçüncü İngilizce Otomobil Fuarı Festivali'ndeyiz. Denizli Otomobil Sporlar Derneği'nin düzenlenmiş olduğu üçüncü otomobil festivalindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanında burada modifiye araçlar. Burada bugün Denizli halkı ya da dışarıdan, şehir dışından bir sürü buraya misafirlerin gelmesi bekleniyor şu anda. Kaldığımız çok hareketli, renkli, sesinden duyamıyoruz zaman zaman. Ortam çok güzel, çok kalabalık, çok ilgi var. Fatih Bey'i buna tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir işe gene imza atmış. Evet, bu üçüncü düzenleme, iki yıl biraz öğrenme zamanı geçirdi galiba. Ama bu üçüncü hakikaten çok güzel. Siz de görüyorsunuz, sesler duyulmuyor burada. Egzoz sesleri, müzik sesleri. Aynen, yani ortalığı yıkılıyor. Eğer yakında Denizli halkı buralarsa gelip ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Aynen, takip etsinler bence. Şimdi ne yapalım, biraz görüntüleri baş başa bırakalım. Sonra röportajla devam edelim, olur mu? Tabii ki, tabii ki. Evet, biraz detay görüntü tekrar birlikteyiz. Fatih Bey, hoş geldin. İyi ki varsın. Çok güzel olmuş. Neler söyleyeceksin? Valla 40 ilden geldiler. Duyuyorsunuz bizim MC Mito'muz. Maşallah yani ses de çok çıkıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii 40 ilden geldiler. Kalabalık bir ortam. Kapalı dolu, açık dolu. Yani Denizli'miz kaliteyle tanışsın diye bayağı bir uğraştık. Her sene katıyorsun işte. Fark. Tabii bu sene 7.'si. Yani en büyük fuar alanında yapıyoruz. Gerçekten katılım da çok güzel. Fenomenlerimiz burada. Gelenler Denizli halkımızla tanıştırıyoruz. Herkesin Allah razı olsun diyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Zaten Pamukkale ailesine çok teşekkür ediyorum. Her festivalimize yanımızdalar. Şimdi biz bu güzel etkinliği paylaşmazsak, insanları bilgilendirmezsek yapılan bir fuarın bir esprisi kalmaz efendim. Aynen. Çünkü bu da biz bunu yapmamız lazım ki katılım her sene artması lazım. Kesinlikle. Çünkü biz dünyaya hitap ediyoruz. Dünya görsün istiyoruz. Denizli'de böyle bir fuar yapılıyor kardeşim. Aynen. Ya biz bunu profesyonel manada yapıyoruz. Kesinlikle. Dernek olduğumuz için dernek bazında yapıyoruz. Denizli'de bu işi yapan tek derneğiz. Tabii haliyle çok zaman alıyor. 5 aydır bir emeği var bu işin. 5 ay oldu. 5 aydır bunun altyapısını çalışıyorsun. Tabii. Zor değil yani, kolay değil yani, pardon. Çok çok yorucu bir iş. Yani gerçekten emek vererek bu hale getirdik. Eksiklerimiz vardır, hatalarımız vardır. Muhakkak var, o da nazarlık. Ses arabalarını görüyorsun yani, evet. Hiç susmuyor. Aynen. Yani desibelleri çok yüksek. Tabii geldiğimiz nokta, gururlu muyuz? Evet. Kesinlikle. Üzgün müyüz? O da evet. Çünkü bazen... Duygu bir yerde yaşayabiliyoruz. Tabii. Sözümüz geçmiyor bazen. Ama geldiğimiz nokta çok güzel bir noktadayız. Yani yine tekrar ediyorum. 40 ilden gelen herkese teşekkür. Tabii. Kapalı dolu gezdiniz mi bilmiyorum ama. Dolaştım. Gerçekten kalabalık bir ortam. Ve 40 ilden gelen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizi yalnız bırakmadı. Saat 12.01 arası Denizli halkı gelmeye başlar. Pazar günü malum. Evet. Ondan dolayıdır ki Denizli halkımız bizim için önemli. Yani halkımıza böyle bir kalite sunmamız gerekiyordu.
Ve geldiğimiz noktada güzel bir kalite sunduk. İnşallah değerlendirilir. İnşallah gelirler. Mutlu olurlar, eğlenirler. Bence eğlenecekten eminim. Hüseyin abi sen ne söyleyeceksin bu konuyla ilgili? Geçen yıllara göre daha çok bir katılım var. Tabii. Başkanım şöyle baktığımızda içerisi hakikaten dolu ve Türkiye'nin dört bir yanından da bayağı katılım olmuş. Yani teşekkür ederiz. Hakikaten biz de daha önceden bu emeklerini hem sosyal medyada olsun gerek hem kendi gözümüzle, muhabbetlerimizle, konuşmamızla gördük. Elinize, emeğinize sağlık diyorum. Denizli'ye böyle bir organizasyon düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok tabii, soru başlamış başkanım. Kolay değil. Şimdi Hüseyin Bey'le biz yıllardır dostuz. Aynı gruplarda, kulüplerde. Bu off-roadçu. Aynen. Ben bir araç markası söylemeyeyim. O kulübün başkanıydım. Tabii bayağı uzun bir yol yürüdük beraber. Tabii şimdi buna gönül verdik biz. Çok ciddi çok gönül. Çok farklı. Sevda gerektiren bir şey bu. Aynen. Çok ciddi gönül verdik. Yani ailemizden fedakarlık yaptık. Çoluk çocuğumuzdan fedakarlık yaptık. Evet, evet. Ama geldiğimiz noktada yüzlerce, binlerce dostumuz oldu. Yani yüzlerce, binlerce ilde gidecek, açacak kapımız oldu. Aynen, aynen. Bu çok önemli bizim bence için. De. Tabii bu arada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Bey'e teşekkür ediyorum. Yani böyle bir alanı verdi. Gençleri buraya çektik. Yani bundan dolayı ne kadar gençlerin yanında olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da desteklerini bizden esirgemesin bundan sonra. Yani Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum. Bu sizin aracılığınızla da. Büyükşehir Belediye Başkanı her zaman bu etkinliklerde yanındadır. Ve önü açık olan bir insandır başkanım. Onu ben de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç oluyor. Ve Fatih Başkan öncülüğünde de bu gerçekleşiyor. Teşekkür etmek istiyorum. Yoğunsun, farkındayım. Son olarak neler söylemek istersin? Son olarak Denizli halkına bugün alana bekliyoruz. Çünkü çok ünlü fenomenler geliyor. Ünlü sanatçılar geliyor. Yani modifiye bir suç değil, yaşam tarzıdır diyoruz buradan kameralardan bizi izleyenlere. Gerçekten modifiye suç değil, yaşam tarzıdır. Evet. Bundan dolayıdır ki sizlerin de ayaklarına sağlık, katılanların ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sizi takip etmeye devam etsinler. Dostlar. Tabii. Dostlar 20'yi takip etmeye devam etsinler. Biz hep kaliteli işler üretmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Size başarılar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Ben sözü burada noktalıyorum. Söyleyeceğim şey var mı? Ben de teşekkür ediyorum başkanı böyle güzel bir ortam ayarladığı için. Sağ olsun, var olsun. İnşallah seneye daha güzel bir ortamda. Bundan şüphemiz var mı? Evet, yok, kesinlikle. Bu... Evet. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda her yıl üzerine katarak gidiyor başkanım. Onun için inşallah önümüzdeki sene daha güzel olacak diye sürprizleri bekliyoruz. Bizler de arkasındayız. Sıkıntı yok. Her zaman. Ne yapalım? Şimdi biraz detay görüntüleri baş başayız. Evet, şimdi böyle güzel organize olup da bir de DJ'miz olması lazım. DJ müdür at. Ne diyorsunuz kendi adınıza? Senin tanıdığım öncelikle. Ya öncelikle ben şöyle bir şey söyleyeyim. Denizli'ye ve Denizli halkına tekrardan teşekkür ediyorum. Şöyle bir şey var. Gerçekten bu işi hakkıyla yapan güzel isim Türkiye'de kendini farklı yerlere getirip bu kadar büyük imzalar atmak gerçekten fazla bir başarı isteyen, fazla bir efor, fazla bir geç üstlenen isim oldu kendisi. Dostlere yani Denizli Otomobil Sporları Derneği Başkanı Fatih Bayhan'a tekrardan teşekkür ediyorum. Ve bizi il dışından, yani şu an illeri de sayamıyorum, özür diliyorum, bayağı fazla bir fazla var il ki dışından yani görmüş gibi olduğunuz gibi yani sanatçılarımız falan bayağı bir yoğunluk var. Yoğunluk var. O yüzden yine aynı şekilde her zamanki gibi sizler olun. Yani ya sen olursun da biz olmaz mıyız kardeşim? Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Her sene bizi sahnemizde böyle gelerek böyle emek vererek sizler de birer yerlerde. Emeği saygımız var kardeşim. Tabii her zaman. O yüzden tekrardan Denizli halkına ve bizleri yalnız bırakmayan il dışından gelen misafirlerimize ve bugün gerçekten şu ortama büyük enerji sarf edecek olan Ayaz Erdoğan olsun, Ferhat Zeydan olsun, DJ Jant olsun ve özellikle bu camiamızda büyük ekip, büyük isim, büyük güzel kalpli insan Farz Etki ekibi Ünal Turan'a ve beraberinde Tanju Akdoğan, Harun Taş'tan Cüneyt Kuzu'ya teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu bir, çok güzel ortam olacak bugün. Sen de güzel bir insansın. Çok sağ ol. İyi çok ki varsın. Teşekkür ediyorum. İyi ki seni tanıdım, memnun oldum kardeşim. Sağ olun. Sizlerin de ayağınıza sağ olun. Çok terliyorsun. İşin yoğun. Allah'a emanet. Çok kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Evet, az önce fuar alanının dışındaydık. Şimdi fuar alanının iç mekanındayız. Evet, sağımda solumda görmüş olduğunuz üzere burada birçok onlarca yüzün üstünde araçlar burada bulmak mümkün. Birbirinden farklı modifiyeli, iddialı ses sistemli araçlarımızı baktığımızda her türlü araçları burada görmek mümkün. İşte baktığımızda Marmaris'ten gelen, Deniz'den gelen, İstanbul'dan gelen araçlar, birçok Aydın'dan gelen araçlara baktığımızda
hepsi de kendi ödül almış araçlar burada görmek mümkün. Gerçekten böyle bir şöleni görmek herkese nasip olmaz. Çünkü yani araba tutkunları herkesi buraya aslında görmeyi bekliyoruz. Çünkü gerçekten görmeye değer. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Apart egzozlar, ses sistemleri, dizaynlar hepsi burada. Acıbayır'dan gelen bir kardeşimiz Serhan'la beraber. Serhan hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Nasılsın? Teşekkürler. İyilik, siz sormalı. Sen de bu çılgın fuara dahil oldun. Aynen. Nasıl geçiyor fuar? Ya çok güzel etkinlikler, böyle iyi oluyor. Arada sırada hani böyle devamlı çalışıyoruz. Bazen hani tatil amaçlı, eğlence amaçlı hobi olarak yapıyoruz bu işleri. Sen bu işi ne zamanlar yapıyorsun? Ya bu iş nereden başladı sana? Ben valla abi çocukluktan beri desem olur yani. Benim babam da arabacıydı önceden beri. Babadan gelen bir şey. Biz tabii babadan fazla yapıyoruz. Babalar biraz daha orijinalci oluyor. Biz biraz daha modifiye. Evet, dikkat çekici. Bu arabanın ne özelliği? Yapmışsın maşallah. Yani her yeri elini değdirmişsin. Bir şeyler yapmışsın. Ne özelliği bu arabanın? Abi bu arabada görsel olarak böyle bir motor içi. Dışında hani görsel olarak şeyler var. Motorun ufak bir oynumu var. Diğer türlü işte hani bu şekilde el emeği bunlar hep yani. El emeği nasıl uğruyorsun? Biraz da farklı. Aynen. Sanayiye gitsen ustalar bu işi yapmaz. Evet, hep doğru. Kendimiz uğraşıyoruz abi. Vallahi bayağı bir emek vermişsin. Çünkü bunları yapmak baktığında çok kolay bir şey değil yani. Hep tek tek bunlar... hani insanlar, hanımlar, ablalarımız aynen. El işi yapar, göz nur yapar ya. Aynen o abi. Gibi tek tek işlemişsin. Tabii hep abi buralar normal kaplama yani. Şu mesela gördüğün üçgenler ben birer birer kendim keserek yapmıştım. Yani ben hep el işçiliği. Türlerin de var sanırsam. Tabii yani gittiğimiz fuarlardan çevre şehirler, yakın mesafelere gidiyoruz. Katılım yapıyoruz yani gidebildiğimiz yerlere. Oralar gittiğimiz yerlerden katılım yaptığımız dair plaketlerimiz, madalyalarımız oluyor. Eyvallah Serhan'ım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Başarılar. Size kolay gelsin. Siz de abi kolay gelsin. Yani bu sesli ortamdan sizlere yayın aktarmaya çalışıyorum. Aman Allah'ım, yok böyle bir şey. Egzozlar, egzozlar. Herkes patlatıyor. Bizi gören şov yapıyor. Evet, baktığımızda kısa kısa yine ince bir işçilik aracımız, genellikle mavi renkleri hakim. Yine ödüllerimiz baktığımızda, yine baktığımızda evet, Tofaşlar deyince Tofaşlar bizim vazgeçilmezimiz. Yani ne kadar son model arabamız olsa da bundan yeri her zaman için farklı. Çünkü aksesuar Doğan'a yakışıyor, Şahin'e yakışıyor. Evet, bu ortamdan vallahi elimizden geldiğince size yayın aktarmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok yoğun bir ses var burada. Yine çok güzel bir araç dikkatimi çekti. Evet, şuraya bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani söylenecek kelime bulamıyorum. Çok rengi çok güzel, dizaynı çok farklı. Yani şöyle bir bakalım içine Kadir'cim. Evet. Evet, altta da arkadaş uyuyor. Demek ki yorulmuş, bağırmıyor da. O uyumuş. Canı sağ olsun. O da güzel. Uyumaya devam et. Evet. Çünkü geceden beri buradalar. Çalışıyorlar, dizayn ediyorlar. Arabaya baktığımızda gayet de çok güzel. Başarılı. Evet. Şimdi aracımızın sahibi geldi. İrfan kardeşim. Öğrendim ki araç İrfan'a aitmiş. Kardeşim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sen nasılsın? İyi, sahiplerini gördüm. Çok iyi oldum. Nasıl gidiyor? Vallahi şükür iyi. Tepkiler güzel. Olumlu yanıtlar aldık. Yaklaşık bu araç... Kaç model önceki İrfan'cığım? 90 model bu. 90 model. Biz bu aracın... Serçe bunu. Serçe bu. Evet. Ben size bu aracın ilk halini göstereyim. Tamam. Kadir'cim. Hemen alabiliyor değil mi? Alır alır. Şimdi... Tabii sen görüntü bulunca gider. Tabii. Şimdi bu aracın biz her anını fotoğrafladık. Kara kara işlemeden önce. Sadece ilk halini göstereyim. Evet. Böyle görebiliyorsa. Arabanın ilk hali. İlk hali. Bayağı sen bunu huzur almışsın galiba. Tabii. Şöyle göstereyim. İçlerine bakın. Altı, üstü bunun komple değişti. Abi değişmeyen yer kalmamış. Değişmezse bak sadece kaput var. Kaput haricinde bu araç böyleyken şanzımanı, motoru, alt takımları,
işi yaptın? Ya biz bu işe nereden girdik desen? Oto kuaför işi biliyorsun yaptık kendin de. Senin mesleğin biliyorum. Ya bir arkadaşımız dedi, benim bir aracım var dedi. Bizler bunu satacağız dedi. Tamam dedim, bir gittik baktık. Biz dedik bu aracı ne yapabiliriz? İlk başta dedik biraz da toparlayalım. Derken içine bir girdik. Şöyle motor oynadık. İrfan aslında normal koyu bir deniz fotoğrafları aslında. Hani onun şöyle söyleyeyim. Değişmeyen kendin gördün. Akşam içerisinde civartası bile yoktu. En ufak parçasına kadar hepsi yenilendi. İç dizaynı oldu. Tavan döşemesi. Motorların altından tutucusuna kadar motor sıfırlandı. Hani gerçekten büyük bir emek var burada. Yani Allah kimsenin emeğini boşaltmasın. Baya bir emek var baktığımızda. Yani herkesin beklemiş olduğu bir araçtı. Peki satın almaya gelen oluyor mu arabaya? Valla söylediler kaç sefer de biz o yöne... Ben de olsam satmam çünkü sen bunu sıfırdan var etmiş. Şimdi bak Efener'de... Senin oğlan mı? Bunun sorumlusu kim? Bunu kim takip ediyor? Sorumlusu Efe. Efe, baban çok güzel bir araba yapmış. Evet. Muhakkak senin de emeğin vardır bu arabada. Var abi. Nasıl duygu böyle bir araba sahip olmak? Çok ya güzel bak, herkesin parası olabilir. Herkes lüks bir araba binebilir. Doğru mu? Ama böyle bir klasik ayrı bir araba. Heves abi ya. Zevk meselesi. Peki iş Çınar'da falan dolaşır mı? Camlık yapıyor musun? Nereden? Yapacağız inşallah ya. Yapacak mısın? Yeni çıktı abi. Trafiği açık yavaş değil mi? Mesela. Aynen yavaştan yapıyorsun. İyi peki çok sağ ol. Allah'ın izniyle. Peki bunun devamı gelecek mi İrfan? Gelecek abi inşallah. Gelecek. Tamam. Gelecek abi. İrfan'cığım teşekkür ederim kardeşim. Abi görüşürüz. Neden söyleyeceksin? Peki fuarla ilgili ne söyleyeceksin? Ya şöyle söyleyeyim. Burada Fatih Başkanım'a teşekkür ediyorum. Hani gerçekten Denizli için büyük bir organizasyon. Hani ben kendim şahsen tanıyorum. Yaklaşık 2 aydır o kadar bir emeği var ki hani gecesini gündüzüne kattı. 5 aydır çalışıyor. Aynen bizimle beraber hani görmüş olduk tabii. Hani 2 aydır sürekli yanımıza geldi gitti. Aracı kontrol etti baktığında falan gerçekten hani kendisi de çok emek harcadın dedi falan dedi. Bu aracın dedi, fuarda olması gerekiyor dedi. Zaten onunla konuştuktan sonra biz fuara girme kararı aldık. Yani öncesinde hani kafamızda yapalım. Dükkanın bir köşesinde dursun. Hani insanlar geldiği zaman en azından güzel bir görüntü verelim. Hani gerçekten güzel bir organizasyon. Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Bugün hani yapılan gerçekten büyük bir başarı. Fatih Başkan'ın bunda çok emeği var. Yani gerçekten başarıların devamını diliyorum. Kendisi de Türkiye genelinde bütün fuarlara gidiyor. Eksik olmuyor ki. Sen de gitmeyi düşünüyorsun bundan sonra. Tabii. Önümüzde herhalde bir Alaşehir var. Nasip olursa buradan güzel bir derece alırsak bundan sonra devam edecek. Hadi daha bak. Güzel şeyler imza atmaya çalışacağız. Sen de başarılar diliyorum. Allah'ın olsun. Allah'ın olsun. Allah'ın olsun. Evet. Şu güzelliğe bakar mısın? Bravo. Hadi. Bir alkış. Emeğe alkış. Evet. Alkış. Şimdi dolaşıyorum. O kadar güzel araçlar var ki yani hangi birini ben size aktarmaya çalışacağımı bilemiyorum. Tabii elimden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Ama yine şöyle baktığımda çok güzel iki tane aracımız var. Yani hızlı ve öfkeli tarzında Tokyo tarzındaki araçlarımız bu da. Hemen sahiplerini tanışmak istiyorum. Ama sahiplerimizden herkesin yine çok yakinen tanıdığı çok değerli meslektaşımız var yanımızda. Tanıyalım sizi efendim. Uluslararası Modifiyeler Araçlar Derneği Kadın Kolları Başkanı Didar Yanar ben. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyiz. İstanbul'dan geldik. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz ortamı? Harika. Bu ikinci gelişimiz bizim. Oldukça güzel. İstanbul'dan 500 kilometre yol geldik. Değil ama değer. Değer. Şimdi arabayı görünce aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hızlı ve Öfkeli serisini biliyorsun değil mi? Evet. Orada dörtlü bir yarışma vardı. Bir hanımefendi vardı. Yine evet. Pembe bir arabası vardı. Saçları pembeydi. Yani sanki onu gördüğüm gibi oldu. Aynen öyle. Bizimkisi bir hobi ama birazcık pahalı hobi. Ama uçuk bir şey bence. Evet, evet. İstanbul'da tek ön tarafı tamamen elle boyandı. Elle boyandı. Elle boyandı. Bunu İzmir'deki bir bayan arkadaşımız yaptı. Tekrar yapmak istese aynısını hiçbir zaman yapamayacak. Şöyle geçelim biz, gelin. Rengini tercih siz mi seçtiniz? Yani ben pastacıyım aslında. Asıl mesleğim evet, pasta şefi. Normal artık program kursunu falan yapıyorsunuz televizyonlarda. Çoğu gidiyorsunuz. Biliyorum. Çok da güzel başarılı gidiyorsunuz. Ama onun yanında böyle bir şey yapmak şaşırdım. Biraz radikal bir karar. Aslında arabayı eşim de kullanıyor. Doğru. Eşiniz var mı? Evet. Şimdi eşiniz ben çok merak ediyorum. Acaba o da sizin gibi çılgın mı? O da benim gibi birazcık deli. Deli mi o da?
almak istiyorum. Evet. Önemli yani. Aslında daha çok arabayı ben kullanırken değil, o kullanırken çok şaşırıyorlar. Yani normal değil mi? Bir pembe renk içinde. Aynen öyle. Abi merhaba, tanıyalım seni. Ben Emrah Yanar, Dilan Şefim'in eşi. Çocukluktan beri bir merakımız bu bizim. Yaptık. Bu sefer de eşimle beraber yaptık. O istedi, kanka yaptık. Her noktasında bir elimiz vardır. Böyle gözümüz gibi, bebeğimiz gibi bakıyoruz. Böyle kıymetli, güzel yerlere de getiriyoruz. Normalde bu tarz performansları biz erkeklerden bekliyoruz aslında. Ama bir hanım benden böyle bir şeye imza atması. Onu ben ateşledim. Normalde fazla karışmıyordu ama o da sağ olsun hem o beni destekliyor hem ben onu destekliyorum. Böyle ailemce bir şeyler yapıyorum. Peki trafikte bu arada kullanıyor musun? Tabii kullanıyorum. Tepkiler çekiyor musun? Yani güzel tepkiler derken? Güzel tepkiler çekiyoruz. Ama bizi biraz rahatsız eden olaylar da oluyor. Yaya geçişine falan yol verdiğimiz zaman şok mu oluyor? Devamlı önünde duruyorlar. Öyle bir sıkıntımız oluyor. Ama güzel bir işe, proje imza atıyoruz. Tebrik ediyoruz. İnşallah devamı gelecek. Evet, ben de tekrar teşekkür etmek istiyorum size. Çok güzel bir araba kazandırmışsınız. Ben teşekkür ederim. Başarılar devamını çok diliyorum. Çok sağ olun. Çok yine, teşekkürler. Ayrıca fuarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Mükemmel. Ortam mükemmel. Son derece herkes rahat. Ferah. Güneşli olmasına rağmen bu kapalı alan çok iyi olmuş. Denizli Belediyesi'ne de buradan. Ya, ses var. Başarılar diliyorum. Evet, devam ediyoruz. Hemen arkamda yine bir aracımız var. Araç sahibi nerede bilmiyorum. Evet, renklerinden görüyorsunuz. Baktığımızda Denizli'li bir aracımız bu. Ben onu yolda çok görüyorum. Çok da başarılı olmuş aracımız. Ama araç sahibi yanımızda yok. Şunu söylemek istiyorum. Bu bir Galatasaraylı arabası. Evet, Galatasaray'da bir arabası. Ben bunun aynısını Fenerbahçeli bir taraftardan da bekliyorum. Bir Fenerbahçeli olan bir aynısını bekliyorum. Evet, ses çok kalabalık oldu. Bu da kesiyoruz, dışarı çıkıyoruz. Tabii ki abi. Tabii ki şimdi fuarda gezintimiz devam ediyor. Hep araç sahipleri yapacak halimiz yok ya. Bir de gelen konuklarımızla röportaj yapamışsın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi. İsmim Esmeray. İsmeray. Çok güzel. Fuara mı gezmeye mi geldiniz yoksa katılımcı mısınız? Efendim? Fuara gezmeye mi geldiniz? Evet, fuara gezmeye geldim. Nasıl buldunuz? Çok güzel, çok eğlenceli. Herkese tavsiye ederim. Ve düzenleyen herkese eline, emeğine sağlık. Çok güzel. Peki en çok neyi beğendiniz? MSK ailesi. Arabalar güzel, ses sistemleri güzel, ortam çok güzel. Yani her şey çok güzel. Peki merakınız var mı böyle şeylere? Efendim? Merakınız var mı? Var. En çok neye merak? Hızlı bir arabaya mı merakınız var? Ses sistemleri neye merakınız var? Araba modelleri, ses sistemleri hepsi. Peki bir arabamız var mı? Yok. Motorum var. Motorunuz var. Peki. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Kolay gelsin. Evet, sohbetlerimiz devam ediyor. Çekimlerimiz devam ediyor Hüseyin abi. Şu sağımda gördük mü arabada görüyor musun kardeşim? Evet, bu arabalar nostalji. Şöyle diyeyim abi, bizim yaş grubu olanların hemen hemen hepsinde bu tarz arabalar bir hayatından mutlaka geçmiştir. Evet. Ama bunlar nostalji. Hakikaten hala dikkat çekiyor. Ben hala buradayım güzel, diyor değil mi? Ben buradayım diyor. Hala güzel araçlar. Bakımlı. Bak, sana bir şey göstereceğim şimdi. Evet. Kadir'cim gelir misin? Bu araba 76, 90, 80'lerde bu araba bendeydi. 124. Bu araba 80'lerde, 90, yani 80'lerde bendeydi bu araba. Babamdaydı, sattım. Araba almaya kalkıyorum, alamıyorum. Alamazsınız. Hatırlarsanız 2 yıl önce de biz de mavi bir 131 ile katılmıştık nostalji. Biz de onu sattık. Ama satılmaz ya. Gözün seveyim ya. Yani şu anda bir... Evet, araba sahipliğini alayım ben. Kimler var? Araba sahibi kim? Bu araba sahibi. Murat abi. Murat abi. Neyse gitti. Evet, şunu araba sahibi alayım. Gel kardeşim şöyle. Şöyle gelin ben seni. Şöyle gel, şöyle gel gel. Önce hoş geldin Denizli'ye. Hoş bulduk. Yani dışarıdan geliyorsun, plakaya baktığıma göre. Karaman'dan geliyorum. Karaman'dan geliyorsun abi. Hoş geldin, ilk geldin.
Taksim'i tanımış olduk. Sağ olun abi. Abi önce fuar nasıl gidiyor? Fuarı beğendik. Fuar beklediğimizden daha üst düzeyde ya. Diğer gittiğimiz fuarların en büyüğü diyebilirim. O derece. Yani o kadar gittiğim bölge en iyi. Evet, sizi en iyi fuar burası yani. Eyvallah, çok sağ ol. Bu da Fatih Başkan'a o zaman teşekkür ederim. Evet, çünkü onun sayesinde evet, oldu. Evet. İki. Satın almak isteyenler oluyor mu? Oluyor. Ama ne yapıyorsun? Ya yüksek fiyat çekiyorum almasınlar diye hala almaya çalışıyorum. Vallahi mı? Ha, oluyor. Şu an ne çekiyorsun buna? Ya şu anda 400 çekiyorum. Hayırlı olsun. Evet böyle oldu. Başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun, İyi ki tanıdım seni. Sağ olun. Allah'a emanet ol. Kendine bak. Evet. Yine farklı bir gene. Kaç modelde o? 75. Evet. Bu da şimdi gel kardeşim. Bu da güzel bir. Bu da 75. 72. 72 mi? 72. Senin tanıyan nereden geliyorsun? Samsun'dan geliyorsun. Yok, Samsun'dan gelmiyorum. Karaman'dan geliyoruz. Aslen Konyalıyım. Beraber geliyorsunuz. Evet, Karaman'da çalışıyorum ben ama Aslen Konyalıyım. Karaman'da böyle bir ekip kurduk. Çok zevk ulan, verici. Berabersiniz ulan. Evet, komple beraberiz. Aslında bir iki arabamız daha var ama onlardan mesaiden izin alamadıkları için, yani çalıştıkları yerden izin alamadıkları için gelemediler. Hani Karaman çok küçük bir şehir ama güzel bir şehir. Biz de Karaman'a bu araçlarla güzellik katmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Karaman'a yakışır bir şekilde her ile temsil i̇yi etmeye şey çalışıyoruz. Şey yani aslında kötü bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Çünkü aynen, zaten evet arabalar zaten nostalji. Hani kimseye bir zararımız yok. Aynen. Açıyoruz müziğimizi, yıkıyoruz arabamızı, geziyoruz. İyi yapıyorsun. Elimizden geldiğince güzellik yarışmalarına katılmaya çalışıyoruz. Klasik güzellik yarışmalarına katılmaya çalışıyoruz. Hani 3 yıldır bu işin içindeyiz. Hani Karaman'da şenlendiriyoruz, diğer illeri de şenlendirmeye çalışıyoruz. Onu da taşıyorsun, zirveye doğru. Evet, evet. Hani imkanlar biraz da hani çok iyi el vermese de hani bir tık elimizden geldiğince bizi severlere bırakmamaya çalışıyoruz. Hani inşallah umarım burada da güzel bir sergi yapmaya çalışmışızdır. Fuarı nasıl buluyorsun? Fuar gayet iyi, gayet düzenli bir şekilde, sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Gerçekten emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Karaman Etiketçiler Kulübü olarak, Kaoster olarak çok şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimle. Sen de heyecanlısın maşallah. Teşekkür ederiz. Sana başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Dikkat et. Cam her an patlayabilir ses sisteminden dolayı. Yani sesi patlatmıyor. Camı patlatmış artık. Evet, şu anda camı patlatacak. Onu uğraşıyor zaten. Ama cam bayağı çatlamış. Tamam, şimdi patlarsa zaten üzerimize sıçrar. Bence çok tehlikeli bir bölgede yüzmeli bence. Evet, sadece. Bugün ön camı çatlattık. Evet, nereden geliyorsun önce? Ben Burdur'dan geliyorum. Burdur'dan geliyorsun. Aynen. Hoş geldin. Hoş, çok da karizmasın. Teşekkür ederim. Burdur başkanıyım. Modifiye severler başkanıyım. Çok güzel. Denizli'yi nasıl buldun? Fuarı nasıl buldun? Fuar çok güzel. Denizli zaten uzun zamandır buna hazırlanıyordu. 2 senedir katılıyoruz. Çok beğeniyoruz. Fatih başkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan araçlarımız geldi. Burdur'dan, Afyon'dan, Antalya'dan bir ekibiz. Yani hepimiz bir Denizli için geldik. Denizli'yi gerçekten tüm Türkiye olarak tebrik ediyoruz. Peki şu anda burada ne yapılıyor? Şu an bu demo aracımız. Sesli Sound İstanbul'un aracı. Burada Denizli'ye feda olsun dedik, camı kırdık. Kırdı. Şu anda burada mı kırdı bu? Tabii önce bu burada yarışmada kırdı. Az önce desibel yarışmasına girdi. Ultimate kategorisinde en dolu araç olarak birinci seçildi aldığı desibel. Başarılar dilerim. Yani diğer camları da her an kırabiliriz Denizli için. Ama tehlikeli olur, gözümüzü gözümüze gerek kardeşim. Aferin diyorum. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. İyi çalışmalar. Sağ ol. Evet, her an her şey olabilir. Biz gidelim. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Fatih Başkan hiç yalnız bırakmıyorsun. Her de bastırılıyorsun. Adamsın, adamı değilsin. Biz artık, ben aslında Sivaslıyım. Doğma bir Ankara. Artık üçüncü memleketim Denizli oldu. Biz abi kardeşiz. Ne güzel. Aramızda menfaat sıfır. Biz şimdi Denizli için inanır mısın? Valla cebinden harcıyor. Kaç yıldır? Adam. Denizli'nin şu an Denizli Spor'dan sonra, Denizli Spor'u böyle ikincilikte ve takip ediyorum. Denizli Spor'dan sonra Denizli'nin adını duyuran tek insan Fatih Başkan bence. İyi ki var.
Sen de onu destekliyorsun. Türkiye'de ulusal, yani ulusal adını duyuruyor Denizli'nin. Ne güzel. Bence. Dışarıdan üçüncü bir gözle konuşuyor. Haksızsam haksızsın de. Biliyor yani. Biliyor. Peki ortam nasıl? Ortam. Abi çok kalabalık. Akıyor. 81'den araba, 81'den insan geldi. İnşallah bunların olacağı her sene böyle inşallah. Daha büyük, daha büyük. Kesinlikle. İnşallah onu iyi yerlerde görürüz. Bu verdiği emekler boşa çıkmaz inşallah. İnşallah deniz onun arkasında olur. En büyük dağlarda çıkıp geliyoruz valla. Abi adam her yer bak adam su gibi oldu. Adam o kadar şeyler söylüyor ki Fatih abi. Yani doğruları söylüyorum ben. Üçüncü bir gözle konuşuyorum. Ben hiçbir şey, ben yalan konuşmam. Yalan halini sevmem. Üçüncü bir gözle konuşuyorum. Abi biz Denizli. İçin dışın aynı. İçin dışın bir. Aynen. Allah yoluna açık etsin. İnşallah çekmen gelmeyeyim de. Ama Denizli'nin adı duyulsun. Bence de. Biz de onun yanındayız inşallah. Size de Allah razı olsun. Geldiğiniz değer vermişsiniz. Allah kolaylık versin. İlk sen. Fatih abi neler söyleyeceksin? Ayhan Reis'e bir gönül bağımız var. Seviyoruz kendisini. Yani çok kaliteli, kalender bir insan. Teşekkür ediyorum geldiği için. Biz de teşekkür ediyoruz. Devam ediyorsun tamam mı abi? Hadi kendine iyi bak. Sağ ol. Evet. Sohbetlerimiz var. Canti, DJ Canti var. Onu da almak istiyorum. Canti Bey, alabilir miyim? Buraya destek veren bütün herkese teşekkür ediyorum. Evet tabii ki dolu dolu konuklarımız var. Canti Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, iyi misin? Nasılsınız? Yoksa ortam nasıl? Anlat, tek kelime anlat. Gönüllerin güzel olduğu yerde her zaman her şey güzel olur. Biz iyi niyetli insanlarız. Şükürler olsun karşımızdakiler de o. Biz Deniz'in enerjisini sevdik. Deniz'i de inşallah bizi sevmiştir. Fatih Başkan için ne söyleyeceksiniz? Dostlar için benim diyeceğim tek kelime, binlerce insanı burada bizimle buluşturduğu için ona sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir kalbi var. Allah yolunu bahtına her zaman açık etsin. Siz de onu yalnız bırakmıyorsunuz. Bizi çıkıp istiyoruz. Her zaman. Istiyoruz. Her zaman. Siz neler söylemek istersiniz? Eşiniz hayırlı olsun. Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Deniz'de ilk gelişimiz değil. Dördüncü gelişimiz. Çok seviyoruz Deniz'i. Böyle sahne olmayı. Çok da güzel bir katılım var. Birçok Türkiye noktasından gelenler biz var. Beraber jantiliyoruz. Öyle beraber canti. Değiştim artık. Beraber canti. Aynen. İnşallah diliyoruz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Tekrar hayırlı olsun efendim. Evet şimdi sohbetlerimiz devam ediyor. Çok yine yanımıza çok değerli bir kardeşimiz ve herkesin çok yakinen bildiği değerli kardeşim Dodun'la beraberiz. Öncelikle hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sefalar getirdin Denizli'ye. Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok sağ ol, seni götürdük daha iyi olduk. Bugün güzel bir etkinlik var. Dostların etkinliği, Fatih Başkan'ın etkinliği var. Güzel bir katılım var. Sen de yalnız bırakmadın, bize dahil oldun. Neler söylemek istersin? Yani etkinlik gördüğüm kadarıyla şu an güzel ve eğlenceli geçiyor. Biz de dostlar ekibine, Fatih Başkan'ı yalnız bırakmayacağız. Biz de buradayız. Denizli insanını eğlendirmeye geldik. Yani elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hayranlar seni bekliyor. İnşallah çıkacağız gümbür. Güzel bir eğlence. Ben hayranlar neler söylemek istersin son olarak? Herkes sağlıcakla kalsın. Ölümlü dünya. Herkes sağlıcakla kalsın. Takip etmeye devam ediyoruz. Değil mi? Şarkılar olduğu gibi hızıyla devam edecek ve gelmeye de devam edecek. Dediğim gibi ölümlü dünya. O yüzden yaşamayı bilin arkadaşlar. Ailenize, aile üyelerinize değerli bir evlat olmayı öğrenin bu yolda öncelikle. Diyeceklerim bu kadar. Biraz da yol yorgunuyuz. Uzak yoldan geliyoruz. Seni yormak da istemem ama çok da güzel ifadeler kullandın. Allah yolunu açsın inşallah kardeşim. Allah'a emanet ol. Çok sağ olun. Denizli'ye buradan selamlar. Evet, böyle alalım ortaya sizi. Evet. Ultimate kategorisinde ikinciyi açıklıyorum sizlere. F Garaj 156.2 ile ikinci olan kategorimiz. Başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. ATL Sound 153.8 ile alkışlarla ödül almak üzere kupasını buyursunlar. Hoş geldiniz. Evet, sohbetlerimiz devam ediyor. Tabii ki fuarda, bu festivalde, otomobil festivali her şey var. Dediğim gibi motivesinden, işte gösterisinden, ses sistemi. Ve şu anda da yanımıza ses sisteminde Denizli'nin medarı iftarı Hilmi kardeşimle beraberiz. Daha önce de sohbet yaptık, geri yaptık ama şu anda yanımızda bir şampiyon var. Hilmi, şampiyonluk hayırlı olsun. Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Ayağınızı sağlık. Hayır, bir katılım oldu. Kaç katılım vardı? Bugün
araç Sestim yarışmasında 350 yakın bir araç. 350 evet. Yakın vardı. 350 yakın bir araç katılımı vardı. Sen ne yaptın? Hepsini eledin geçtin mi? Ya tabii bugün öyle oldu. Birazdan mütevazıyız. Peki bunu niye borçluyuz abi? Ya bu ciddi bir emek var bunun içerisinde. Bir günde yapılan bir işlem değil. 3 ay, 5 ay süren bir işlemdi. Tamam. Ve bugün uğraşmamızın sonucunu bugün aldık yani. Peki şu anda ödülü aldığın araba bununla mı yarıştın? Evet, bununla. Ne var bu arabamızda? Bugün bu arabamızda ortalama madde olarak 750 bin civarında ses. Kaç? 750 bin civarında ses sistemi var. 750 bin? Evet, 750 bin. Yanlış duymadın değil mi? 750 Doğru. bin TL. Aynen. Benim sponsor olan, hepsini kendi imkanlarımla değil, sponsor olan Garanti Elektronik firması var. Hayırlı olsun. Güzel bir emek yapacağız. Ama karşında almışız. Evet. Bugün beklendiğimizden her şey daha güzel oldu. İnşallah seri daha güzel olacak. Yine yeni projelerle bir yani geleceğiz. Doğru Teşekkür mu? Ederim. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Final olarak da şampiyon arabanın sesini hep beraber dinliyoruz. Fucking in the house. Why mama cooking? Them tacos, bitch, I need two more. Knock the pussy out the party. Two hoes.